Herkese selamlar. Ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya, aktarmaya çalışıyorum. Bugün çok enteresan bir şey deneyeceğim ama ondan önce şöyle ayı göstermek istiyorum sana. Bak, güneş de doğmaya başladı. Ay da batmaya başladı. Şu anda birbirlerini görüyorlar. Çok güzel bir andayız. Evet, gördüğün gibi şu an güneş doğmaya başladı. Ay da batışa geçti. Gece boyunca dağı aydınlattı. O kadar güzeldi ki ortam. Görsen bayılırsın. Şimdi de ay yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Dolunaydan geriye doğru çekiyor artık kendini. Ve güneş de kendini gösteriyor zaten, biliyorsun. Şu an arkamdaki dağın silüeti öndeki dağa vuruyor. Evet, bugün çok enteresan bir şey deneyeceğiz. Bugün kakao yapacağız. Zaten kapaktan da görmüşsündür. TikTok'tan bana bir tane video geldi. TikTok uygulamasında da varım. Orada da bir hesabım var. Zaten az çok biliyorsundur. Bilmiyorsan oradaki hesaba da bakabilirsin. Orada da farklı içerikler oluyor zaten. Şimdi YouTube videolarını izleyen bir takipçim orada uygulanan bir tarifi göstermiş bana ve çok enteresan geldi bana. Ihlamur tohumundan kakao yapmak ve ondan sonra çikolata, hatta dondurma yapıyorlar. Ben bugün o kakaoyu yapıp sana göstermeye çalışacağım. Can you make chocolate from these fruits? So if I believe them, let's try. I can try this last year. In these for around 45 minutes. Do some light sifting. I don't know. Well, this is what chocolate looks like, but tabii o süreci tamamıyla bugün çekmeyeceğim. Çünkü çaya tadına başladık ve gerçekten çok yoğun bir şekilde geçiyor. Hatta şu videoları çekmek bile gerçekten benim için çok zor ama başladığım işte bitirmek istiyorum ve onu göstermek istiyorum sana. Şu an tohumlar güzelce kurudu zaten. İyice ne kıtır kıtır oldu. Şimdi öğütme işte mi var. Ondan sonra da böyle bir ufak tarif, bir tadım yapacağız. Bakalım neye benziyor tadı diye. Hem şu anda ıhlamur tohumu zamanı zaten. Belki denemek istersin. Sen de yapmak istersin diye bir an önce göstermek istedim. Evet, bak burada ıhlamur tohumları görüyorsun. Şu anda iyicene kurumuş. Hatta biraz da böyle yüksek derecede kavrulmuş gibi. Fırında kavurdum onları. Şu anda kıtır kıtırlar. Görüyorsun. Şu saplarından ayrılacaklar. Tamam, uçtu da. Şu saplarından ayrılacaklar. Ve şu taneleri öğüteceğim. Evet, burada ayıkladıklarımı tamamını ayıklamayacağım. Birazını denemek istiyorum öncelikle. Geri kalanını da saklarım muhtemelen. Belki öğütmem, sonradan öğütürüm. Taze taze öğütmekte fayda var. Tabii nasıl olacak bilmiyorum şu anda tadını. Burada dedemin zamanından kalma çok eski pirinçten yapılmış bir değirmen var. Bu değirmeni yıllar yıllar önce hayata geçirdim tekrardan. Bayağı pasta durumdaydı, kötü durumdaydı. Ondan sonra kahve değirmeni olarak kullanmaya başladım. Bununla günümüz kahvelerini öğütmek biraz zor. Mesela espresso yapmak isterken bunun ayarını yapmak gerçekten çok zor. Zaten yapıyorsun, belli bir şeyden sonra bozuluyor. Ya da el demlemesi için yaptığın ayar falan çok zor. Ancak bir şekilde bunu ayarlamaya çalışıyordum. Şimdi en azından atadan kalma böyle bir yadigar gibi. Böyle un haline getireceğim şeyleri bunları rahatlıkla öğütebiliyorum. İster karabiber, istersen kahveyi en ince şekilde öğütebiliyorum. Ya da bu ıhlamur tohumlarını un haline getireceğim. Yani kakao gibi yapmaya çalışacağım. Şimdi bunun en ince ayarı var zaten. Şurada bir tane vida gibi bir şey var. Bunu iyice itiyorsun. Genelde bu yeterli oluyor. Aynen. Buradan tohumları dolduruyorsun. Tatlı bir kokusu var, biliyor musun? Yani sanki şekerli gibi böyle. O tarz. Oh. Evet, sonra da şu sapını takıyorsun ve öğütüyor herhalde. İnşallah. Sanki öğütmüyor gibi geldi bana. Evet, ben bunu öğüte durayım. Sen de bugüne nasıl geldiğimizi bir izle bakalım. Bundan önceki süreçte neler yaşanmış onları da bir gör. Bu bitecek gibi değil. Vallahi işim gücüm var. Hızlı bir şekilde halletmem lazım. Başka zaman hissederim bu değirmeni de. Ihlamur tohumundan kakao yapılıyor. Ve kakaodan da tatlı bir şeyler yapıyorlar işte. Yani çok garip geldi bana. Eğer bunu başarabilirsem, yani güzel bir sonuç alınırsa aslında, daha doğrusu. Evet, belki kakaoya benzemeyecek ama onu andıracak bir şey yakalayabilirsem. Ya bir sürü zaten ıhlamur tohumu var etrafta. Şimdi
etrafında olan ağaçların yanına geldim. Birazdan da toplayacağım. Yani yaparım. Niye yapmayayım? Eğer tadı da güzelse, yenilebilir bir şeyse. O yüzden denemeye geldim şimdi. Yani bu enteresan bir deneyim olacak. Bugün ıhlamur tohumundan kakao yapacağız. Saçma gibi ama olsun, deneyeceğiz bakalım neler olacak. Şimdi muhtemelen bu akşam civarı ya da sabaha karşı bir yağmur gelecek ve uzun süreceğe benziyor. Fırtına yaklaşıyor. O yüzden yağmur yağmadan hemen bugün, hatta şu anda gidip o tohumları toplamak istiyorum. Tohumları toplayacağım. Daha sonra kurutma işlemi, daha sonra da öğütme işlemi var. Daha sonra da tatlıya nasıl çevirebiliriz, tadına bakacağız. Onlarla ilgili yorumlarımı bahsedeceğim sana. Şimdi karşımda ıhlamur ağaçları var. Onları göstereyim sana ve bir an önce üstüne çıkayım ve toplamaya başlayayım. Evet, burada ıhlamur ağaçları var. Şurada da var. Üzerlerinde de tohumlar var. Bak, üzerlerinde de boncuk boncuk böyle tohumlar var, görüyorsun. Zaten ıhlamur tohumunu muhtemelen biliyorsundur. Ihlamur çiçek açtıktan sonra, belli bir süre sonra, döllendikten sonra tohuma dönüşür. Daha sonra bu tohumlar da o kadar güzel bir şekilde aslında yere düşer ki. Bir tane göstereyim sana hatta. Ihlamurun bir çiçek kısmı vardır uçta. Bir tane de bir yaprağı vardır, değil mi? Onu biliyorsun. Şimdi göstereceğim sana. O ne yapıyor biliyor musun? O yaprak ona güzel bir düşüş sağlıyor. Onu da göstereceğim sana. Şimdi ağaca çıkayım ve bir an önce toplamaya başlayalım. İnan var ya, en çok bu videolarda yoruluyorum. Çünkü hem tek başına çekmek hem de bir yandan o yapacağın işi yapmak gerçekten çok zor. Şu anda ağacın yarı belinin üzerindeyim. Şu gösterebileceğim yerdeyim. Burada anons yapıp toplamaya geçeceğim. Yukarıda ince dallar olduğu için riske atmak istiyor muyum? İstemiyorum. Bir yandan çekim yapıp bir yandan sana göstermek falan. Bir yandan o işle ilgilenmek. O yüzden burada bulduklarımı göstermek istiyorum sana. İşte ıhlamur tohumu. Görebiliyorsun değil mi? İşte şu topçukları toplayacağız. Olacak peki ya. Biraz daha böyle yeşillerini toplamaya çalışacağım. Göstereyim onu da. Bak. Görüyorsun. Biraz daha bunlardan toplayacağım. İçinde jelimsi bir şey çıktı böyle bir anda, patladı ağzıma. Acı değil. Sanki burukluk gelecekmiş gibi oluyor ama gelmiyor. Öyle bir şey de yok. Biraz böyle kavunu andırıyor sanki. Çok hafif ama. Evet, şimdi bunların bu toplarından toplayacağım. Yeteri kadar toplayayım ki çünkü kuruyacak. Kuruduktan sonra öğütülecek. Una dönüşecek. Az bir şey olmasın. Yeteri kadar olsun istiyorum. Toplayabildiğim kadar toplayayım. Bir yandan da rüzgar çıkmaya başladı. Umarım ben buradayken böyle şiddetli bir rüzgar çıkmaz ya da yağmur başlamaz. Şu işi bir an önce bitireyim. Bir de şu tohumun nasıl düştüğünü göstermek istiyorum sana. Gördün mü? Gördün mü? Dönerek indi. Ve şu anda ağacın üstünde tutunmanın o şeyiyle, gerginliğiyle hani güç uyguluyorum ya. Yani gösterebildiğimi düşünüyorum. Umarım görebilmişsindir. Şu yaprak sayesinde böyle döne 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 fır döndü gibi döne döne inmesini sağlıyor. Usulce toprağa yerleştiriyor tohumu, aynen böyle kalıyor. Daha sonra da bu şekilde topraktan güç alarak yeşeriyor. Müthiş ya. Ya müthiş bir döngü ya. Şu yaprağın, şu tohumun düşüşü bile hesaplanmış. Düşünebiliyor musun? Bunun düşüşü bile bir ahenk var bunda. Bir güzellik var ya. Yerim lan ben bunu. Hadi şu tohumları toplayalım. Bak, bir yandan da şurada bir tane kuru dal vardı. Bak, tam şurada. Bak, hatta üstüne basıyordum. İyi ki gördüm onu. Böyle ağaca çıktığın zaman kuru dallara çok dikkat etmen gerekiyor. Sağlam diye üzerine basarsın ve onların kırılması böyle esnek değildir. Çat diye gider bir anda böyle. Kayarsın gidersin. O yüzden kuru dalları gördükçe onları bir yandan da temizlemeye çalış mesela. Daha demin üstüne biraz tepindim. Tutunarak tepindim ve onu kırdım, attım oradan. En azından ona bir daha basmayacağım yani, onu biliyorum. Onu bir dal olarak görmeyeceğim ve basmayacağım. Bu da beni riske sokmayacak.
Neyse şimdi hava kararmaya başladı. Ben bir an önce şu tohumları toplayayım ve eve geçeyim. Ve bugünlük bu kadar diyeceğiz. Evet şu kadar toplayabildim. Ya sinekler var ya hiç rahat durmuyor. Bir yandan böyle ikindi vaktinden sonra artık güneşin açısının değişmesiyle birlikte bir de yağmur gelirken böyle acayip azarlar ve kan depolamaya çalışırlar. Çünkü biliyorsun kan yavruların yumurtasının kabuğunu oluşturuyormuş ve bunları oluşturmak için de kana ihtiyaçları var. Onu ya bir nevi onları besleyebilmek için, onları büyütebilmek için kana ihtiyaçları var. O yüzden şu anda beni haşat ettiler, mahvettiler. Şimdi bu kadarcık topladım. Ne kadar topladım da tartacağım zaten. Bu detayları konuşacağız. Şimdi bir an önce ağaçtan ineyim ve eve geçeyim. Ondan sonra detayları konuşuruz. Şimdi inişe geçiyorum. Kurutma işlemini de şöyle yapacağım. 50-60 derecelerde fırında bezin üzerine serip kapağını da hafiften böyle bir açık bırakabilirim. Duruma göre bakacağım. Orada kurutmaya çalışacağım. Sen nasıl yapabilirsin? Aynı benim dediğim gibi yapabilirsin. İstersen güneşte kurutabilirsin. Şu anda burası çok fazla nemli. Zaten yağmur bekleniyor. O yüzden fırında yapacağım. Ya da ocağın üstünde çok hafif böyle bir ısıda tavanın üzerinde yavaş yavaş karıştıra karıştıra da kurutabilirsin. Ki ben senin bunu deneyeceğini çok sanmıyorum. Dur bakalım olacak mı olmayacak mı? Olursa belki denemek için sen de bir şeyler yaparsın ama bir bakalım olacak mı? Ona göre uzun uzun konuşuruz zaten. Bak burada sana kullandığım tartıyı da göstermek istiyorum. Şöyle metali koyuyorum öncelikle. Burada bir power tuşu var, tamam mı? Bu power tuşunu çevirdiğin zaman buna güç yüklemesi oluyor. 3 dakika boyunca buna elektrik vermiş oluyorsun. Yani dinamo gibi düşün. Burada elektrik üretiliyor. İzle şimdi bak. Şu anda ekranda hiçbir şey yok, görüyorsun. Gördün mü? Şu anda bunu birlikte algıladı. Kaç grammış bu? 107 gram. Gördüğün gibi şu anda sıfıra aldı. Şimdi içindekileri dökeyim buna. 263 gramlık tohumum var. Tabii yapraklar falan sıyrılacak burada. Bir de bu kurutulacak. Bakalım ondan sonra ne kadar kalacak. Neyse şimdi tohumlarımı kurutma zamanı. Şimdi birkaç gün bunların kurumasıyla ilgileneceğim. Ondan sonra da kavurma, daha sonra öğütme ve daha sonra tadıma geçeceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Şimdi ılımır tohumlarımı aldım dışarıya. Direkt güneşe karşı güzel böyle serdim. Biraz da güneşte iyicene kurusunlar. Zaten kurudular. Burada en azından nem almazlar. Yani kavrulurken, yani fırında kavrulurken, o rengi değişirken öyle tatlı bir koku oluştu ki. Eve ailem geldi, eve işte çayı topluyoruz şu anda. Çok da yoğun bir süreçteyim şu anda ben. Bu tarifi de bir an önce yapmak istiyorum. O yüzden biraz da zorlanıyorum. Her gün sabahtan akşama kadar çok yoğun bir şekilde geçiyor ve gerçekten çok yorucu. Şimdi bugün yapmaya çalışacağım, olmadı yarın bir şekilde bunu halletmeye çalışacağım. Ya öyle güzel koku yaydı ki bayılırsın, yani öyle diyeyim sana. Şimdi bunun öğütülmesi kaldı. Öğüttükten sonra da kakao gibi bakalım tat aroma verecek mi? Hatta kakao ile karşılaştırmaya çalışacağım. Ne kadar yakın ya da değil diye. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi ben çay işime geçeyim ve ilerleyen süreçte yine görüşürüz zaten. Bak buradalar. Gördüğün gibi. Ben şimdi çaya geçiyorum. Evet, saatler süren öğütmenin sonunda evet, süreci gördüm. Nasıl işlediğini, neler yaptığımı. Çok zor zaten bir şey değil. Ancak gerçekten sonucun ne olacağını ben de bilmiyorum. O videoda da gördüğün kadının gerçekten gerçek tepki mi gösteriyor, ne yapıyor bilmiyorum yani. Belki kakao ile değiştirip göstermiştir diye de düşündüm. Ama bir deneyeceğiz bakalım. Şu an kakao kokusu yok. Bak kokladığımda kakao değil de daha çok böyle hani fındığı kırarsın, sobanın üstüne güzel bir kavurursun ya, ya da ocağın üstünde. O tarz bir koku var. Bakalım. Bakalım rengi nasıl. Kahverengi değil mi? Kahvenin tonlarında. Ha? Bak şimdi bunun yanına kakaoyu koyacağım.
işte kakao arasındaki fark renk olarak. Bu daha koyu tabii ki de. Bu da böyle. Enteresan. Bundan biraz şöyle tekrardan içine atıp bunu şimdi balla karıştıracağım. Kakao ile balı karıştırmayı biliyor musun? Yine çikolata vari bir şey elde ediliyor böyle. Güzel de keyifle yenilebiliyor. Hani sürme çikolata gibi düşün. Ama şeker kullanmıyorsun. Bal ve kakaoyu karıştırarak sürme çikolata tarzı bir şey yapıyorsun. Bal koyacağım. Şu kadar yeterli mi? Yetmez herhalde bu. Biraz daha şöyle. Tamam. Evet. Şimdi ıhlamur tohumundan yaptığım kakao dedikleri şeyi balla karıştırdım ve tadına bakacağım. Görüyorsun bak sürme çikolata gibi. Kakao ile yaparsan tabii daha güzel oluyor. Şimdi bunun tadına bakacağız. Bismillah. Ya çok çok hoş bir tadı oldu ha. Enteresan. Sana birebir kakao diyemem. Tabii ki de olamaz. Ancak bu var ya kakaonun yerini tutabilir. Öyle bir şey yani. Yani kakao yoksa bunu kullanabilirsin. Bayağı lezzetli ya. Evet. Dibini sıyırdım. Gerçekten. Enteresan. Hoş bir aroması var. Yani yediriyor kendini. Bunu bir kurabiye tarifi, bir de muhallebi tarifinde denemek istiyorum. Tabii bu bölümde değil. İlerleyen süreçlerde yaparız. Çünkü çok yoğun bir şekilde çay hazırlığına devam ediyorum. En azından şu anda ıhlamur tohumundan böyle bir şey yapıldığını biliyorsun. Eğer denemek istersen sen de deneyebilirsin. Şöyle. Ya tanıdık da bir şey geliyor bana. Tam diyemiyorum da onu. Ya güzel. Güzel, sevdim onu. Evet, kakao ile birebir aynı değil ama kakaonun yerine geçebilecek bir şey olabilir. Kullanılabilir. Aynen öyle. Vay be. Şunu böyle değerlendireceğini hiç tahmin etmezdim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu videodan keyif almışsındır. Umarım faydalı olmuştur. Belki denersin. Denersen de yorum kısmına yazabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.